Basketbol takımımızın genel menajeri Nedim Yücel ve başarılı oyuncularımız Karlo Vragovic, Tuğberk Gedikli, Ali Işık, Mete Anakyel, Bursa Sınav Koleji Özüce Kampüsü'ne konuk oldu. Ben Nedim Yücel, takımın genel menajeriyim. Ben de 18 yılı Süper Lig olmak üzere 20 sene basketbol oynadım ve bu sene Bursa Spor'dan genel menajer teklifi gelince basketbol bıraktım ve bu göreve başladım. Erhan Bey'in de dediği gibi Bursa'nın en önemli kulübü Bursa Spor olarak ve sizin gibi Bursa'nın en önemli eğitim kurumu olan Sınav Koleji ile beraber olmaktan çok mutluyuz şu anda. İnşallah bu birlikteliğimiz artarak devam edecek. Yarın da bizim maçımız var. 6'da Atatürk Spor Salonu'nda Bakırköy'de önemli bir maç. Hepinizi de ailenizle beraber maçı davet ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Benim isim Karlo. Ben yabancıyım ama Türkçe konuşuyorum. Ben Kırvatistan'dan. Ben Bursa'da 2 sene. Ve gerçekten çok mutluyum çünkü ben oynuyorum Bursa Spor'da. Bursa Spor çok büyük kulübü ve ben çok gerçekten çok mutluyum. Ve inşallah kazanacağız. Yarın görüşürüz. Ben Mete Anakyel, Bambit Basketbol Kulübü'nden bu yıl yarım sezon olarak Bursa Spor camiasına katıldım. Ben de Bursa'da yeniyim açıkçası, alışmaya çalışıyorum. Ama sizin gibi insanları gördükçe mutlu oluyorum gerçekten. Çok sıcak bir ortamla karşılaştım. Umarım sorularınızı cevaplarız. Aklınızda ne varsa bize danışabilirsiniz. Sezon başından beri Bursa'dayım. Çok güzel bir şehrimiz var. Şehrinizde gurur duymalısınız. Evimizi maça bekliyoruz. Bundan sonra da desteklerimizi bekliyoruz. Merhaba, ben Tuğberk Gedikli. 1991 yılında Bursa Osman Gazi'de dünyaya geldim. 99 yılında da basketbola başladım 9 yaşındayken. Sonrasında 2005 yılında İstanbul Darüşşafaka'ya transfer oldum ve profesyonel basketbol hayatımı orada devam ettim. Bu yılda Bursa Spor'a ben de yeni transfer olan arkadaşlardan bir tanesiyim. Sorularınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Bursa Sınav Koleji'nin Özüce Kampüsü'nde gerçekleşen panelde ilk olarak okulu gezen oyuncularımız ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Aranızda en iyi oynayan kim? 11-12 tane oyuncu var. Hepsi birbirinden değerli. O yüzden hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim için pırlanta gibi çok değerli oyuncular. Eğer de NBA takımında oynamak isteseydiniz hangi takımda oynardınız? Sizin yaşlarınızdayken öyle bir hayalimiz vardı muhtemelen hepimizin ama büyüdükçe işin o kadar kolay olmadığını hepimiz canlı olarak bizzat gördük. Ama öyle bir şansım olsaydı Lakers'ta oynamak isterdim. Şimdi NBA takımlarında oynamak çok zor, kolay değil. Yani nasıl siz derslerinizde sınıf birincisi olmak veya okul birincisi veya Bursa'da il birincisi olmak kadar zor. Yani belki bir kişi, belki iki kişi senede NBA'ye gider Türkiye'den. Ama oynamak isteseydim bu sene Cleveland'da oynamak isterdim. Sağlam kafa, sağlam vücutla okulunu başına demiyorlar. Hepimiz okul okuyoruz. Hepimiz aynı zamanda okullarımızı ilerletiyoruz. Eğer iyi bir sporcu olmak istiyorsanız ilk önce derslerinizi düzeltin. Sonra kendinize yatırmayın. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri obezite, asosyal olmanız. Bu yüzden bence ilk işimiz elinizde bir spor topu, yani fark etmez voleybol topu, basketbol topu alıp dışarıda arkadaşlarınızla oyun oynamanız. İyi vakit geçirmenizi istiyorum. Yani ne kadar çok bilgisayarla oynadığınızda karşınızda bir elektronik eşyayla muhabbet edemediğiniz sürece asosyal olursunuz. Benim dileğim hepinizin bile spor yapması, yani nasıl söyleyeyim, yüzme olur, voleybol olur, handball olur, futbol olur, hepiniz bir sporu sevebilirsiniz ve bu sporda da başarılı olabilirsiniz. Sporcular gerçekten özel insanlardır, seçilmiş insanlardır, ilgi ve alaka görürsünüz. O yüzden kendinize iyi bakın, inşallah hepiniz güzel, başarılı birer sporcu nedir, birey olursunuz. Keyifli geçen panelin ardından Bursa Sınav Koleji öğrencileri oyuncularımıza çiçek takdim etti.